Evet arkadaşlar şimdi m ve n sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesinde tanımlanan fx fonksiyonu ile ilgili şu bilgileri biliyorum. f'in grafiği x ekseni boyunca 2 birim sağa y ekseni boyunca 3 birim yukarı ötelendikten sonra x eksenine göre simetriye alındığında gx fonksiyonunun grafiğini elde ediyormuşum. f'in grafiği y ekseni boyunca 1 bir birim aşağı ötelenip y eksenine göre simetriye alınırsa bu durumda da hx fonksiyonunun grafiğini elde ediyormuşum. Ve diyor ki bize h fonksiyonuyla g fonksiyonu aynı fonksiyonlar olduğuna göre n-m farkı istenmekte. Şimdi öncelikle arkadaşlar f fonksiyonunun grafiğini x ekseni boyunca 2 birim sağa öteleyeceksem demek ki neyi oluşturacağım? f x eksi 2'yi oluşturacağım. Ardından y ekseni boyunca 3 birim yukarı öteledim. Ve arkadaşlar x eksenine göre simetriğini alacaksak bu sefer de ne yapmalıyım? Bu fonksiyonu eksiyle çarpmalıyım. Şu şekilde. İşte bu fonksiyon benim burada neymiş? g(x) fonksiyonumuş. Şimdi bu ifadeyi biraz yukarı alalım. Ve arkadaşlar g(x) fonksiyonunu bir yazmaya çalışalım. Hani g(x) fonksiyonu nedir? Bir görelim. g(x) fonksiyonu eşittir dedim. Şimdi şöyle yapsak daha iyi olacak. Önce f(x)'i biliyorum ya. Önce arkadaşlar f x eksi 2'yi yazalım. m çarpı burada x eksi 2 var. Artı n var. m'i içeri dağıtırsam burası mx eksi 2m artı n olur. Bunu eksi ile çarptığımızda eksi f x eksi 2 ifadesi için şunu söyleyeceğim. Burası eksi mx artı 2m eksi nedir? Ardından iki taraftan 3 çıkartırsam eksi f x eksi 2 ifadesinden 3 çıkarttığımızda bu ifade eksi mx artı 2m eksi n eksi 3 olmakta. Ve bu fonksiyon burada arkadaşlar nedir? Gx fonksiyondur. Tamam benim gx ile işim bitti. Ardından geliyorum hx'e bakıyorum. F'in grafiği y ekseni boyunca bir birim aşağı ötelenecek. Yani arkadaşlar neyi yazacağız? Fx eksi 1'i yazacağız. Ardından da ne yapacağım? Y eksenine göre simetriğini alacağım. Şimdi bunun y eksenine göre simetriğini alırsam. Burada oluşturacağım fonksiyon f eksi x eksi 1 fonksiyondur. Ve bu fonksiyonda burada hx'miş. Yani bunun da arkadaşlar burada hx olduğunu biliyorum. Önce sizinle f eksi x'i yazalım f eksi x şu fonksiyonda x en eksi x yazarsam eksi mx artı n'dir burası. İki taraftan bir çıkarttığımızda f eksi f eksi x eksi birin değeri burada eksi mx artı n eksi bir olur. İşte bu fonksiyonda burada arkadaşlar şu ifadede burada h fonksiyonudur. Bu durumda g fonksiyonu ile h fonksiyonu birbirine eşit olduğu için buradan şunu yazabilirim. Eksi mx artı iki tane m. Şunu biraz daha düzgün yazabilirim bence. Şöyle yapayım. Şimdi ne var burada? Eksi mx artı 2 m eksi n. Eksi 3'ün değeri burada şu olmalı. Eksi mx artı n eksi 1 olmalı. Şimdi bakın şunlar gitti zaten. Ee, burada şunu yapalım. Eksi n'i karşıya alalım. Eksi 3 ile karşıya alalım. Hatta öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. N'i karşıya şuraya alıyorum. Eksi 3'ü karşıya yolluyorum. Bu durumda 2M. Eksi 2N ifadesinin değeri. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçeceği için 2'dir. İki taraf 2'ye bölünürse. M eksi N farkı 1. Bunu eksi ile çarparsam. N eksi M farkı ne olur? Eksi 1 olur. Doğru yanıt. D seçeneğidir. Evet, matematik öğretmeni Dila Hanım fonksiyonlarda dönüşüm konusunu anlattıktan sonra GeoGebra programını kullanarak bir f fonksiyonunun dönüşümlerini incelemiştir. Buna göre f fonksiyonuna dönüşüm uygulanarak elde edilen g fonksiyonu hangisidir diye sormakta. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle sizden şunu istiyorum. Bana f2x fonksiyonunun grafiğini bir çizer misiniz? Önce bunu bir çizelim. Şimdi bunu çizdiğim takdirde bir defa bunu çizeceğim nereden anladım? Bakın f fonksiyonu x eksenine 2 noktasında teğetken burada arkadaşlar f fonksiyonunun tepe noktasının napsisi -1 olmuş. Burada tepe noktasının napsisi 2 idi. Burada -1 oldu. Yani işaret değişmiş. Tamam. Onunla ilerleyen zamanlarda ilgileneceğim. Ama burada arkadaşlar tepe noktasının napsisinin yarıya düşme söz konusu durumu söz konusu. Eğer tepe noktasının apsisi 2'ye bölündüyse demek ki arkadaşlar f fonksiyonunun içerisi de ne yapılmıştır? 2 ile çarpılmıştır. Şimdi f2x'in grafiğini çizdiğimizde şöyle çizeyim. 2 e, noktasında 0 olmakta. Şimdi bunun içerisinin 2 olması için sizin x yerine 1 koymanız lazım. Bu durumda arkadaşlar 1 noktasında x eksenine teğet olan ve burası 4 olan y eksenini 4'te kesen bir fonksiyon elde etmiş oldunuz. Ardından da şunu yapmanızı isteyeceğim. Burada arkadaşlar siz bu fonksiyondan bir çıkartın. Yani bunu y ekseni boyunca bir birim aşağı öteleyin. Bu durumda şunu çizersiniz değil mi? f 2x eksi 1 fonksiyonunun grafiğini çizeceksiniz. Bunu da şöyle yapalım. Biraz aşağı alalım. Şurada bir yerde bu fonksiyonun grafiğini çizelim. Şunu da biraz daha kısa çizeyim. Şimdi bu durumda arkadaşlar bir birim aşağı ötüleyeceğim için şöyle bir fonksiyon elde edeceğim. Burası 3 noktası olacak. 4'ü 3'e indirdik. Burası hala 1'dir. Ve 1'in karşılığında bu sefer ne vardır? Eksi 1 vardır. Az önce 0 vardı. Artık eksi 1 var. Bakın benim fonksiyonum buradaki fonksiyona şuradaki fonksiyona biraz benzedi. En azından biri ve 3'ü tutturdum. Şimdi Şöyle yapsak buradaki fonksiyonun arkadaşlar biz öncelikle x eksenine göre simetriğini alsak. Şimdi x eksenine göre simetriğini alacaksam buradaki fonksiyonun tamamını eksiyle çarpmalıyım. Bunu eksiyle çarparsam bir eksi burası arkadaşlar f2x olur. Ve buradaki fonksiyonun eğer ki x eksenine göre simetriğini alırsam bu durumda çizmem gereken grafik şu olacaktır. Şunu uzun çiziyorum her defasında biraz daha kısa çizeyim x eksenine göre simetri aldığım için burası eksi 3 noktası olacak. Burası yine 1 noktası. Şu eksi 1 yukarı taşınacak. Burası 1 olacak. Bunlar şöyle kesişecekler. Burası bizim tepe noktamız. Şu grafiği çizmem gerekir bu durumda da. Tamam. Bayağı bir benzedi değil mi? Bayağı bir benzetmeyi başardım. Peki başka ne yapmış sizce? Bir de arkadaşlar y eksenine göre simetri almış. Y eksenine göre simetri alacaksam içerideki ifadenin işaretini değiştireceğim. Yani 1 eksi f eksi -2x 2x'i çizeceğim. Ve burada en son çizmiş olduğumuz, en sonuncu adımda çizmiş olduğumuz fonksiyonun eğer ki y eksenine göre simetriğini alırsam buradaki fonksiyon grafiğini elde edeceğim için sorumun doğru yanıtı burada arkadaşlar B seçeneğidir. Evet, koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. fx buymuş. Buna göre bu grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle arkadaşlar eğer ki şöyle yapalım. Birinci öncül hakkında konuşalım. Birinci öncül hakkında konuşacağım. Bunu burada anlatacağım ve sileceğim. Çünkü çok fazla yerim yok. Sizden şunu istiyorum. Bana f, f neyi çizeceksin biliyor musun? 3x'i çizeceksin. Çiz bakalım. 3x bakın x ekseninin altında kesmiş. 6 altı olması için x yerine 2 yazmalısın. Yani fonksiyon şu olacak. Burası 3 olacak. Burası 2 olacak. Ardından da burada f eksi 3 eksi çizmeni istiyorum. İçeride eksi varsa fonksiyonun y eksenine göre simetri alınacak. Şu eksene göre simetrisini alırsam bu 2 noktası burada eksi 2 noktası olur. Burası 3'tür. Şunu birleştirdiğiniz takdirde evet birinci öncülde çizilen grafiğin doğru olduğunu söyleyebilirim. Evet bunu kaldırıyorum. Geldik buna. Şimdi ne yapmış? Şunu yapmış. İkinci öncül. Önce şunu yapacaksın. Önce bana eksi fx'in grafiğini çizeceksin. Eksi fx demek x eksenine göre simetri al demek. x eksenine göre simetri alırsam şunu çizersin. Burası eksi 3 olur. Burası 6 olur. Ardından da bu ifadeyi 3'e bölmüş. Yani eksi fx bölü 3'ü çizmiş. Şimdi bu ifadenin tamamını 3'e bölmek demek sen nereyle uğraşıyorsun? Görüntü kümesiyle uğraşıyorsun. Tanım kümesiyle bir işin yok. Görüntü kümesinde eksi 3 vardı. Bunu 3'e bölersen burası eksi 1 olur. Ve yeni çizeceğin grafik şu olur. Şöyle bir grafik olur. Şöyle. Çizemedim. Evet. Yapacağım. Şöyle bir grafik olur. Burası eksi bir noktası olur. Burası alt olur. Yani bu da doğru bir ifadedir. Şimdi bunu tekrar kaldıralım buradan. Geldik buna. fx'ten bir çıkartmışım. fx'ten bir çıkartmak demek buradaki ifadeyi bir birim aşağı ötelemek demektir. Buradaki fonksiyonu eğer ki bir birim aşağı ötelersem burası arkadaşlar iki noktası olur. Şu şekilde çizeceğim. Ama siz bunun bakın şu şekilde tuttunuz. Bir birim aşağı ötelediniz. Tamam bu 3 2'ye geldi. Şuraya bir yere geldi. Peki bu 6 sabit mi kaldı? Hayır. Bu 6 da değişti. Değil mi? Buradaki nokta artık 6 olmaz. Farklı bir şey olur. Peki onu nasıl bulursun? Bu noktayı nasıl bulursun? Şu açı değişmez kardeşim. Burası alfadır. Alfanın karşısında 3 vardı. Alfanın komşusunda 6 vardı. Burası 3 burası 6'ydı. Tanjant alfa burada 1 bölü 2 idi. Tanjant alfa 1 bölü 2 olarak kalmaya devam etmeli. Çünkü bu açıda alfa. Burası 2. Burası 2 iken buraya kaç yazarsam tanjant alfa 1 bölü 2 olur. Buraya 4 yazarsam tanjant alfa 1 bölü 2 olur. O halde bu noktada 4 noktası oldu. Yani şuradan dolayı bu hatalıdır. Sorumun doğru yanıtı da D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi önce fx'i bir çizeyim. Nasıl çizeceğim? Buradaki eksi 2'yi 2 ile eksi 1'in çarpımı şeklinde yazarsam çarpımları eksi 2 toplamları 1 olduğu için kökler bunların ters işaretlisidir. Yani kökler eksi 2 ve 1'dir. Ve fonksiyon şu şekilde kolları yukarıya doğru olan bir fonksiyondur. Ne yapıyormuşum bunu? Sağa doğru 2 birim öteliyormuşum. Bunu sağa doğru 2 birim ötelersem Eksi 2 noktası 0 noktasına gelir. 1 noktası da arkadaşlar burada 3 noktasına gelir. Ve bu durumda da arkadaşlar şu fonksiyon grafiği oluşur. Ve ardından da bunun ne yapacağım? Y eksenine göre simetriğini alacağım. Y eksenine göre simetrini alırsam şunları kaldıralım. Şurayı birazcık sola çekelim. Şu şekilde şuna yer kalsın. Şunu kaldırdım. Tekrardan Y eksenine göre simetriğini alırsam bu durumda arkadaşlar şunu elde ediyorum? Burası eksi 3 noktası. Burası 0 noktası. Yani grafik şu oluyor. Tamam çok güzel. Bu durumda arkadaşlar artık bence gx'i yazabilirim. gx fonksiyonu için şunu söyleyeceğim. Baş katsayı 1 zaten. Baş katsayıyla bir işim yok da kök olsun diye x çarpı eksi 3'te kök olsun diye burası ne olacak? x artı 3 olacak. Ve bu ifade arkadaşlar x kare artı 3x gelecek. Şu iki ifadeyi birbirine eşitlemenizi istiyorum. Yapalım. x kare artı x eksi 2 ifadesi burada x kare artı 3x'tir. Şunlar gidiyor zaten. Bu durumda x'i karşı alırsam eksi 2 ifadesi 2x olacağı için x'in değeri kaç geldi? Eksi 1 geldi. Kesişim noktasının apsisi burada eksi 1'miş. Eksi 1'i fonksiyonlardan bir tanesinde yerine koyalım. F fonksiyonunda yerine yazarsam burası 1, burası eksi 1, burası eksi 2. Bu ifadenin sonucu eksi 2 olduğu için demek ki arkadaşlar y'nin değeri de eksi 2. Bizden bu x'in toplamı istenmekte. Bu x'in toplamı eksi 3 olduğu için sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Şimdi bu fonksiyonun artan olduğu aralık arkadaşlar. fx artı bir fonksiyonun ne olduğu aralıktır? Azalan olduğu aralıktır. Şimdi... Bu fonksiyona baktığımda bu fonksiyonun azaldığı aralık neresi? Burası. Yani f fonksiyonu için f fonksiyonunun azalan olduğu aralık burada arkadaşlar eksi 1 kapalı 1 kapalı aralığı. Bu durumda fx artı 1 için bakın fx artı 1 demek şu demektir. f fonksiyonuna göre bu fonksiyon 1 bir birim sola kaymıştır değil mi? Bir birim sola kaydı. Bunu bir birim sola kaydırırsam bunun azalan olduğu aralık eksi 2,0 aralığı olacaktır. Ve fx artı 1'in azalan olduğu aralık eksi fx artı 1 için nedir? Artan olduğu aralık olur. Bu durumda buradaki tam sayılar eksi 2, eksi 1 ve 0'dır. Bunların toplamı da eksi 3 olduğundan sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi koordinat düzeninde fx, gx ve hx fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. A, B, C, D birer gerçek, gerçek sayı olmak üzere. Bu şekilde olduğuna göre A çarpı D eksi B çarpı C işleminin sonucu isteniyor bizden. Şimdi öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem gx'i hem de hx'i burada f'e bağlı yazmışım. Şimdi gx fonksiyonunu oluştururken f fonksiyonuna bakın. Bakın buranın f fonksiyonunun tepe noktası Arkadaşlar nedir? Apsisi eksi 2 ordinatı 0 olan noktadır. Şimdi g fonksiyonunun tepe noktasına baktığımda g fonksiyonunun tepe noktası apsisi 3 ordinatı 2 olan nokta. Bu durumda şunu söyleyebilirim. Demek ki arkadaşlar ben f fonksiyonuna şunu yaptım. f fonksiyonunu aldım. Eksi 2'yi 3'e getirmek için bu ifadeyi arkadaşlar 5 birim sağa öteledim. Sıfırı 2'ye getirmek için de ardından ne yaptım? 2 birim yukarı öteledim. Şimdi f fonksiyonunu 5 birim sağa ötelemek istiyorsam... ...buraya yazmam gereken ifade burada arkadaşlar nedir? Eksi 5'tir. O halde a'nın değeri eksi 5. 2 birim yukarı ötelemek istiyorsam b'nin değerinin ne olması lazım burada? 2 olması lazım. Tamam bunu konuştuk. F fonksiyonunu hallettik. E, G fonksiyonunu hallettik. Sıra geldi burada arkadaşlar... H fonksiyonunu konuşmaya. Şimdi f fonksiyonunun tepe noktasını tekrardan yazıyorum. Neydi tepe noktası? Eksi 2 0'dı. H fonksiyonunun tepe noktası ise arkadaşlar 1'e eksi 2. 1'e nedir burada? Eksi 2'dir. Şimdi bu durumda da sevgili arkadaşlar ben f fonksiyonuna şunu yapmışım. Eksi 2'yi 1'e getirmek için bu ifadeyi 3 birim sağa ötelemişim. Ardından 0'ı eksi 2'ye getirmek için de f fonksiyonunu 2 birim aşağı ötülemişim. Şimdi bu durumda arkadaşlar bakın burada 3 birim sağa ötülendiyse burada yazan ifade x eksi 3'tür. x eksi 3 olması için de c'nin değeri kaç olmalı? 3 olmalı. 2 birim aşağı ötülemek için burada eksi 2 yazıyor olmalı. O halde d'nin değeri nedir? Eksi 2'dir. Şimdi bu durumda a'nın değeri eksi 5. B'nin değeri değil D'nin değeri burada eksi 2. Arada eksi var. B'nin değeri 2 ve C'nin değeri 3'tür. Bakın burası 10 yapar. 10'dan 6 çıkartırsam bu işlemin sonucu 4 olacağı için sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar ne diyor bize? Bu fonksiyonun grafiği x ekseni boyunca 2 birim sola ve y ekseni boyunca 5 birim aşağı ötenerek gx fonksiyonunun grafiği elde ediliyor gx fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası y eşittir 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre k'nın değeri kaçtır diye sorulmakta. Şimdi öncelikle arkadaşlar f fonksiyonu için bir bakalım ne var f fonksiyonunda. f fonksiyonu için burada tepe noktasının apsisini hesaplayacağım. Tepe noktasının apsisi 4 yani eksi b bölü 2a'dan yani 2'den ne yapar? 2 yapar. Tepe noktasının ordinatını burada K demeyelim. K'yı kullanmış zaten. Tepe noktasının ordinatına P diyelim. P'nin değeri de arkadaşlar burada neye eşittir? F2'ye eşittir. Değil mi? Tamam çok güzel. Şimdi bu durumda arkadaşlar T fonksiyonunun, F fonksiyonunun tepe noktası absesi 2 ordinatı F2 olan fonksiyon. Şimdi G fonksiyonu için arkadaşlar tepe noktası şu mu olur? Eğer ki ben bu grafiği x ekseni boyunca 2 birim sola ötelediysem bu 2 noktası ne olmuştur? 0 olmuştur. 5 birim aşağı ötelersem buradaki f2 ifadesi de arkadaşlar ne olur? f2 eksi 5 olur. Ve soru bize şu bilgiyi vermiş. g fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası y eşittir 2 doğrusu üzerindeyse demek ki arkadaşlar şu ifadenin değeri ne olmalı? 2 olmalı. Hemen yazalım. f2'den 5 çıkarttığımda sonuç 2 oluyorsa demek ki arkadaşlar f2'nin değeri burada ne olmalı? 7 olmalı. Şu fonksiyonu kullanacağım. x yerine 2 yazacağım. x yerine 2 yazarsam f2 ifadesi için şunu gördüm. Bura 4. Bura eksi 8. Bura artı k. Bu ifadenin sonucu 7. Burası ne yapar? k eksi 4 yapar. k eksi 4'ün sonucu 7 ise k'nın değeri burada ne olur? 11 olur. Doğru yanıt evet, e seçeneğidir. Evet fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bize buradaki ifadelerden hangileri doğrudur, doğrudur diye sormakta. Şimdi ne diyor bize? fx artı 1 fonksiyonunun negatif değerler aldığı aralıktaki tam sayıların toplamı eksi 10'dur. Şimdi bu fonksiyonun fx fonksiyonunun negatif değerler aldığı aralığı şöyle bir yazalım. Negatif değerler aldığı aralık fx fonksiyonu için yazıyorum bunu. Nedir? Eksi 6 açık aralıktır. Ve 0 açık aralıktır. X ekseninin altındaki kısım bu kısım. Şimdi bunu fx artı bir fonksiyonu için yazarsam. Bu durumda buradaki artı bir bu fonksiyonun bir birim sola gitmesi gerektiğini söyler. O halde bu aralık da bir birim sola gidecektir. Burası eksi 7 burası eksi 1 olacaktır. Bu aralıktaki tam sayılar ne var burada? Eksi 6 var. Eksi 5 var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Bunları toplarsam da şöyle eksi 10, eksi 15 ne yaptı? Eksi 20 yaptı. Yani bu ifade hatalı bir ifade. Tamam birinci öncülü hallettik. Devam ediyoruz. Geldik ikinci öncüle. Şuraya da 1 yazalım. Evet, birinci öncülü burada konuştuk. Geldik ikinci öncüle. Ne diyor şimdi bu arkadaş? fx bölü 2 eşitliğini sağlayan iki farklı x gerçel sayısı vardır. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar şunu biliyorsunuz bakın. Eksi 6 ve 0 noktasında f fonksiyonunun değeri 0'dır. Yani f 6 ifadesinin değeri 0 ve f 0'ın değeri burada 0'dır. Bu durumda arkadaşlar şu ifade için. Eğer ki ben x yerine eksi 12 koyarsam ne elde ederim? x yerine eksi 12 koyarsam burası f eksi 6 olur ve bunun sonucu sıfırdır. Bir de x yerine 0 koyarsanız burası f0 olacaktır ve bunun sonucu da 0'dır. Yani bu eşitliği sağlayan iki farklı gerçel sayı vardır. Bunlar da eksi 12 ve sıfırdır. O halde bu ifade burada doğru bir ifadedir. Tamam bunu da hallettim. Geldim 3'e. Şimdi bu eşitliği sağlayan 3 farklı x gerçel sayısı vardır diye sormakta. Şimdi şurayı şöyle silecektim. Evet şimdi. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Bir defa arkadaşlar şu grafiği bir uzatalım. Yani şöyle bu devam ediyor değil mi? Şu şekilde devam eden bir fonksiyon. 2 noktasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şunu çizdiğinizde 2 noktasından geçen y eşittir 2 doğrusunu çizdiğimde e burada arkadaşlar fx için 1, 2, 3, şu arada da sonsuz, sonsuz tane x gerçel sayısı var. Şimdi bu grafiği bir birim sağa kaydırdığımızda, pardon evet sağa kaydırdığımızda, eksi 1 olduğu için sağa kaydıracağım. Bir birim sağa kaydırdığımızda burası 3 olacak, burası 5 olacak. Ve bu aralıkta sonsuz tane x gerçel sayısı olmaya devam edecek. Ve bu durumda da arkadaşlar bu ifade hatalı olacak. O halde sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar gerçek sayılar kümesine tanımlı f(x) ve g(x) fonksiyonları için bize böyle bir eşitlik verilmiş. Tamam. Ardından ne diyor adam? Diyor ki f(x) fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrik. Yani f(x) burada arkadaşlar nasıl bir fonksiyon? Tek fonksiyon. Ve f(x) fonksiyonu arkadaşlar bu noktadan geçmekte. Şimdi bu durumda f-6 ifadesinin değeri burada eksi 5'tir. F fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için yani orijine göre simetrik bir fonksiyon olduğu için F6'nın değerinin de ne olması lazım? 5 olması lazım. Şimdi bizden G3'ün değeri istenmekte. De buradaki ifadede eğer ki X gördüğüm yere 3 yazarsam G3'ün değeri burası ne yapar? 54 yapar. Eksi burada ne var? 3 tane F6 var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi eşittir dedim. Burası 54 eksi F6'nın değeri kaç? F6'nın değeri 5. 3 kere 5 ne yapar? 15 yapar. 54'ten 15 çıkartırsam sonuç 39 olacağı için G3'ün değeri burada 39'dur. Sorumun doğru yanıtı da E seçeneğidir. Müzik